Yusuf Eğri şimdi anladım. Şimdi anladım kim olduğunuzu. Oo. Yandık. Parti devam mı? Parti Cengiz. Hep devam. O bizim davamız bu ülke için. Ama bizim bir de kendimiz için davamız var. Bu meşhur proje mi? Meşhur değil. Aslında bir ben varım. Kaya var. Tanıyorsun Bay Dalkavuğ. Kenan var. Bir de belki muhtemelen bir ihtimal. Enteresan. Kenan'ın bir şey dediği ama ille dediğini yapmayan ilk insansınız tanıdığım. Daha sen bir şey görmedin Cengiz. Çok kafa adamımdır ben. Sen daha hiçbir şey görmedin. Yarın bana gel. Ne konuştunuz? Tarttı beni abi. O şey değil mi? O şey. Öbürü daha şey. Eyşan, burada ne olup bittiğini fark ettin mi? Hı? Anladın mı? O ikisi var ya. O ikisi bu şehrin anahtarlarını elinde tutan adamlar. Gerçekten. Şaka değil. Anahtarı bir gösterip geri çekti Adi. Ne duruyorsun? Gidip alalım o anahtarı. Bir hafta de. Git Eğir'e kemik bir hafta daha istiyor de. Canımı mı alacaksın? Gel de al ulan. Yakına gel ama. Sokmuşlar kemik. Yardıma geldik. Bizi tanımıyorsun kemik. Adımızı öğrenmedin. Gidiyoruz. Nereye? Eski bir dosta. Vay 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 kemik Cemile bak sen. Merhaba canım. Ha, hoş geldin, hoş geldin. Kemik Cemile otur buyur. Bilek hala iyi mi? Ramiz. Buyur otur. Barbut'u soruyorsan içeride attık tabii. Daha yenildiğini görmedim. Ekip mi kuruyorsun yine? Rami. Baştan mı başlıyorsun? Kafa mı tutacaksın o Yusuf Eğri? Rami. Eski bir arkadaşla lak lak ediyorum be Cemil. Ha? Eski günleri yad ediyorum. Bir iki zar atıyorum o kadar işte. Başka bir şey yok. Yok. Ne olacak ki? Ha? Var mı? Ha? Varsa arkadaşımın bir derdi ona sessiz kalamayız herhalde değil mi? Borç yaptılar. Dayı. Birazı bizim suçumuz. Çoğu onların namussuzluğu. Deftere 2 milyon lira yazdım.
2 milyon borcum var adamlara. Silmek için dükkanı istiyorlar ha, Aksaray'daki. Başka ne kaldı ki? Eski mekan orası. Revaçta değil artık. Nerede 2 milyon, nerede orası? Bunlar paranın peşinde değil Ramiz. Bir iş var. Bir proje. Ama anlamadım. Yok mu bir hakem, bir büyük adam, bir iki hakkaniyetli laf edecek ha? Yok mu? Var. Hakem Yusuf Eğir. Oyun hepsi. Öyle bir oyun ki dayı, hiç kimse bizim tarafa iddiaya girmez. Biz gireriz be Cemil. Ha. Ver anahtarları sen. Biz gidip bir teftiş edelim dükkanı. Ha. Üstüne çullanır hepsi. Adını duyarlarsa 2 gün bile yaşatmazlar seni. O zaman adını bilmedikleri biri çıksın karşılarına. Sendeki bakış var bunda da. Bileği de o kadar iyi mi? İyi, iyi. Bileği de, yüreği de iyi. Muayene bittiyse siz oyununuza bakın, biz de işimize bakalım. Nerede bu amcanın mekanı? Bilmiyormuş. Yok. Oğlum ben çok cool çıkış yaptım. Sen git soru bari. Hadi. Son bir lafım var. Nasıl kahvaltını böyle yukarılarda etmek? İşte açıcı, özlemişim. Biz de ne istediğini bilen insanlar görmeyi özlemişiz. Değil mi Yusuf? Yok, onlardan kalmadı. Şuraya bak. Bütün şehir ayaklarının altında değil mi? Değil. Değil mi? Ne eksik? Bilmiyorum ama ne eksikse onun için buradayım, onu biliyorum. Uyanık çocuk. Demek daha buradayız. Tabakları dolduralım. 2 ayrı şehir var bu şehrin içinde. Birinde istediğini seç diye her şey konuyor önüne. Öbüründe önce yakalaman icap ediyor istediğini. Ne bu, balık mı yiyeceğiz sabah sabah? Ne istersin benden yeğen ha? Sana 2-3 iyi adam vereyim. Biraz da teçhizat gerekiyorsa.
Hiçbir şey. Alacağımızı aldık senden dayı. Şimdi yol ver bize. Yol vermeden önce ben bir iki öğüt vereyim yani. Bu şehirde kim sana boyun eğip olur çekerse ondan korkacaksın. Çünkü bil ki o adamın kafası aşağıda, gözü yukarıdadır ona göre. Yukarıdaki şehirde kim sana boyun eğerse önce onu koruyacaksın. Çünkü orada sana boyun eğen başkasına ihanet eder. Şu binaların arkasında, 100 kilometre falan arkasında yol seyreliyor. Her şeyin değeri düşüyor. Ama çok yakında, bu yıl orada 1000 hektarlık bir arazi ihaleye çıkacak. Çok para etmez orası. Pek alıcısı da çıkmaz zaten. Ne özelliği var orasının? Hiç. 2015'e kadar. Maden, petrol, yasa değişiyor, bir şeye izin çıkıyor. Nedir? Sana bir hediyem var Cengiz. Kızmayacaksın ama. Niye kızayım? Çünkü camdan aşırdım. Yani geri aldım diyelim. Geri aldım çünkü buna senin ihtiyacın olacak. Kumarhaneler. 2015'te. Ha şöyle olur da söylenmez Cengiz. Bu bölgede izin verecekler tekrar. 2015'e kadar hükümetler değişir, insanlar değişir. Bunun değişmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Çünkü bunun kararını veren çok daha büyük oyuncular. Bu bölgenin Las Vegas'ını yapacağız. Ama tek başımıza değil. Dış mihraklarla. Benim rolüm ne olacak? Bu. Benim bu tür işlerle direkt ilgilenmem doğru olmaz. Benim öyle birine ihtiyacım var ki. Hem bu işlerden çok iyi anlıyor olsun, hem de tüm ipleri senin elinde olsun. Kemik iyi adamdır ama. Kızları var burada, okutuyor. Dünya kadar borcu var. Sıkışırsa? Satmaz, satmaz. Ama dükkana gittin, baktın ki yok. Anla ki gemiyi terk etmiştir, tehlike vardır. Asıl mesele o değil ki dayı. Üstümüze gelecekler onu koruyoruz diye. Önce telefon gelecek. Usulen arayacaklar, rica edecekler. Bu işi bırakın diyecekler. Aradığımız adam o değil. Doğru. Onun tepesindekini istiyorsun değil mi? Ona ulaş, orada onu bitir işte. Ve onun da tepesi var. Sabret kerpeten Ali. Biraz sabırlı ol ha. Sende her şey fazlasıyla var. Var da sabretmesini bilmezsen yarı yolda indirirler. Bir masadan kalkmadan öteki masaya oturamazsın yani. İki şehrin birinde ne yapacaksan masadan kalktıktan sonra yapacaksın. İki şehrin öbüründe ne yapacaksan masadan kalkmadan yaparsın. Tabii birdenbire heyecanlanıp kutlamalara geçmek için çok erken. Daha böyle bir yasa yok, böyle bir ihale yok, böyle bir şirket, böyle bir kart yok. Olması için ne yapmam gerek? Yusuf hazırlık turları atıyor. İnsanlara güzellikle konuşarak kumarhaneciliğin kötülüklerini anlatmaya çalışıyor. Önce çevre temizliği yapacağız yani. Bu işe koyulduğumuzda etrafta pislik kalmasın. Kumarhaneler bize kalsın. Ve ben de? Benle ısınma turlarına çıkacaksın Cengiz. İşe ısınacaksın. Bakalım ben sana ısınacak. Sorun olur mu? Kahveye geçelim mi? Daha burada duracak mıyız? Yapacak çok iş var. Hadi bakalım. Ezel. Son bir öğüt yani. Yukarıdakilerin dikkatini çekmek.
aşağıdakilerin akıllarını çelmek için kahramanlık yetmez yani, yetmez. Ne yapmam gerek? Parlaman gerek yani, parlaman gerek. Hoş geldin Özek. Hoş bulduk. Yorgun görünüyorsun biraz. Yeni iş kuruyorum. Yorucu oluyor. Duydum. Bir ara geleceğim ziyaretinize zaten. Ben Ramize haber vereyim. Aslında ben sana geldim. Ne şimdi bu? Ramiz, benim bilmediklerim çok mu kötü? Ne oldu abine? Öldü. Ramiz mi? Anlatamayacağım şeyler var Ayşen. Benim de sırlarım var. Ezel'in onları öğrenmesinden mi korkuyorsun? Ne alakası var ya? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Nişan! Cengiz! O ne be? Tamam, gel be. Cengiz. Cengiz karını dinle. Nişan delirmiş bu adam. O kadar uzun boylu değil. Ne oluyor ya? Tamam Cengiz lütfen. Dediğimi yap. Ben halledeceğim. Ne kadar güçlüsün Ayşen. Tıpkı benim gibi. Kimse senin kadar güçlü değil Kenan. İddian o değil miydi?
Babanla evi terk ettiğin günü hatırlıyor musun? Annenin intihar ettiği günü hatırlıyor musun? Bahar'ın ölüm anını hatırlıyor musun Eyşan? Şimdi de o kadar güçlü müsün acaba? Ezel'in ne bildiği değil, benim ne hatırladı. Anlıyor musun Eyşan? Konuşmam için hatırlamam gerek. Kim 30 yıl intikam için yaşar? Kimseyi seviyor muyum ben? Kim böyle yaşar? Ben mi istedim böyle olmasını? Sen ne zannediyorsun Eyşan? Ben mi istedim böyle olmasını? Abinle. O yüzden mi? Bir ailem vardı benim. O zaman Kenan Birkan değildim. Ben ne zaman Kenan Birkan oldum? İnsan kendini özler mi? İnsan kendini bu kadar özler mi? Kusura bakma Cengiz. Sorun değil. Bize bir bardak takımı borçlusun. Takım hem de. Doğru adamı almışım işe. Benden kazandığın kadar benim için ne zaman kazanacaksın bakalım. Var bazı çalışmalar o konuda. Hoşça kalın.